Hoş geldiniz. Türkiye'yi yönetenler yanlış yönetimin tahsilini yapsalar emin olun bu kadar başarılı olamazlardı. Abartısız her konuda işgal kuvvetlerinin bile yapmayacağı şeyleri yaptılar ve yapıyorlar. Mesela gündemdeki Kürt ya da PKK konusunda 19 yıldır yapılan Cumhuriyet ideolojisine başkaldırı, askere haddini bildirme ve oy devşirme şovlarından ibarettir. Yok Oslo görüşmesi, yok açılım, yok habur çadır mahkemesi, yok akil adamlar heyeti, yok PKK'ya operasyon yapılmasın emri, yok apovizyonlu dindar çocuk masalları, oynanan tüyatın hatırlanacak sahneleridir. Evet sonuç ortadadır. AKP ile PKK uluslar arasılaşmış, Suriye sınırında devlet kurma eşiğine gelmiştir. Apo ise adeta Mandela yapılmıştır. Arşivler tanıktır. Kürt sorunu benim sorunumdur ey Bahçeli meclis tutanaklarında Kürdistan var. Red, inkar ve asimile edici politikalar uygulanmadı mı? Dağdakilerin indiğini ve cezaevlerinin boşaldığını hep beraber göreceğiz diyen 2002'de iktidar koltuğuna oturan Tayyip Erdoğan'dı. Bütün bunlar ortadayken Erdoğan iki gün önce Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyebilmektedir. Aslında buna şaşırmamak gerekiyor zira Tayyip Erdoğan böyle bir portredir. Bir gün Ayasofya'yı ibadete açarsak dünyadaki bütün camilerle Müslümanları hedef yapmış oluruz ben o kadar şuursuz devlet adamı değilim derken hemen sonrasında Ayasofya'yı adeta İstanbul'u yeniden fethediyor, edalarıyla açabiliyor. Yine bir gün Bahçeli ile ülkücüleri yerden yere vururken hemen sonrasında onlarla yoldaş olabiliyor. Bir gün Biden'a Dostum derken ertesi gün onu topa tutabiliyor. Yine bir gün bu can bu bedende kaldıkça oldukça Deniz Yücel ile Papaz Brunson asla serbest bırakılmayacak, iade edilmeyecek derken kısa bir süre sonra serbest bırakılıp iade ediliyorlar. Aynı şekilde bir gün her evde üç araba refah göstergesidir Derken ertesi gün bunun adı israftır, israf diyebilmektedir. Bakın Tayyip Erdoğan an itibarıyla sanki başbuğ Türkeş görünümündedir ve Güneydoğu sorununda Devlet Bahçeli ile kol kuladır. Yapılan analizlere göre 2023 seçim kampanyasını da bunun üstüne inşa edecekmiş. Yani vatan, millet ve devletin bekası diyecekmiş. Ancak bakın seçime daha uzun zaman var ve köprünün altında çok sular akacaktır. Hepimizin bilip tanıdığı Tayyip Erdoğan seçilmek yani oy almak için her yola başvuracaktır. Bu itibarla Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerine baş bu olarak girecek. Yani Alparslan Türkeş'in fikirleriyle sahne alacak diyenler buradan uyarıyorum yanılabilirler. Tam tersine değişecek koşullarla Serok Erdoğan yakıştırmaları bile söz konusu olabilir. Herkes gibi Erdoğan da biliyor seçimin anahtarı HDP seçmeninin elinde ve onlara rağmen galip gelebilmek mümkün değil. Realite bu ise Erdoğan'ın o doğrultuda bir hamle yapacağı mutlaktır. Abdullah Öcalan ile devletin kurduğu ilişki bu manada avantajıdır. Keza Hüdapar gibi diğer bölgesel unsurlarla da teması var. Dolayısıyla Erdoğan bu seçimde neyi savunur, neci olur henüz meçhuldür. Bahçeli'yi ortada bırakmak gibi her an yeni sürprizler yapabilir. Dikkat diyorum. Sevgili seyircilerim bu arada günler geçti. Gaziantep rezaletinde bir gelişme yok ki yaşanan facia ilgili bakanların derhal ama derhal istifasını gerektirmektedir. Evet, iki Mehmetçik Sefter Taş ile Fethi Şahin'in Suriye'de yakılarak öldürülmesine fetva veren IŞİD kadısı Jameh Abdurrahman'ın Gaziantep'te dükkan açıp işlettiği ortaya çıkmasına rağmen Maalesef kimse oralı değil. Bırakın ülkeyi yönetenleri, kamuoyu ve şehit aileleri bile suskundurlar. Demek ki garip ve fakir olunca vatan için ölsen de değerin olmuyor. Malum AKP ile beraber parası olan askerlik yapmıyor. Onların boşluğunu paralı askerler yani iş bulamayan gariban Anadolu evlatları dolduruyor ve ülke için onlar ölüyorlar. Tarihten gelen şu mısralarda olduğu gibi Yemen yolu çukurdandır, karavana bakırdandır, zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Yüz küsür sene sonra AKP sayesinde tarih yine tekerrür ettirilmiştir. Ve heyhat bu garabet yetmedi. O kahramanların katilleri şimdi adeta baş tacıdır. Yani Türkiye'de dükkan açmasına bile izin verilmektedir. Peki nerededir savunma iş işleri ve adalet bakanlarımız? Nerededir medya ve sivil toplum örgütlerimiz? Nutuk atmakla ne devlet ne de millet olunamaz. Değerli dostlar, gündemden önemli bir başka başlık Tayyip Erdoğan'ın Putin ile yapacağı malum görüşmedir. Erdoğan görüşme öncesinde Biden'a kızgınlığı sebebiyle adeta Putin'e mecbur ve mahkumiyeti çağrıştıran sözler etti ki bu doğru değildir. Öyle çünkü yeni Rus çarı bu durumu elbette ülkesi lehine kullanacaktır. Rusya ile aramızda Ukrayna, Kırım, Libya, Doğu Akdeniz, İdlib ya da Suriye başlıklarında sorunlarımız var. Keza Rusya PKK'yı bile terör örgütü ilan etmemiştir. Hal bu iken ABD başkanına kızgınlıkla yapılan Putin övgüsü diplomasi bilmemenin yansıması olabilir. Ümidimiz ve beklentimiz ise bu buluşma ile Türkiye'nin Beşar Esad'la diyalog kararı almasıdır ki ülkemizin çıkarı bunu gerektirmektedir. Mısır ve Birleşik Arap Emirliği ile bile ilişkiler ısıtılırken Beşar Esad ile neden ilişki kurulmaz izahı yoktur. Maalesef Erdoğan dış politikayı olgular yerine duygular ve kendi kişisel siyasi hesapları ile yaptığından amiyane tabirle yumurta kapıya dayanınca harekete geçiyorlar. Değerli dostlar gelelim iç siyasete. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına aday değilim ifadesi önemlidir. Niye mi diye sorarsanız bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önünü kesmiş oldu da ondan. Bundan sonra CHP liderinin adaylığı tamamen gündemden düşecektir. Akşener ayrıca bu çıkışıyla isminin tartışılıp yıpratılmasının da önüne geçmiş oldu. Bu açıklama yapılmasa her geçen gün gagalanacaktı. Bu vesileyle şu hususun altını bir kere daha çizmek isterim parlamenter rejime geçme olayının altı boştur. Dahası bu konu Millet ittifakı için emin olun tuzaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğinden emin olduğu dakika denedik olmadı, yanıldık, parlamenter sisteme geçelim diyecektir derse kabul ederiz denilirse bunun adı Tayyip Erdoğan ile AKP'yi kuyudan çıkarmak olacak an itibarı ile parlamenter sisteme geçmeyi seslendirmek %50 olan şutayı %40'a çekmek ve İktidarı ya da Tayyip Erdoğan'ı kurtarmaya soyunmak demektir. Muhalefet başkanları cumhurbaşkanı adayı olup seçilme şansları olmadığından kişisel ikbal yani makam uğruna parlamenter rejimi isteyebilirler. Lakin Türkiye'nin AKP tahribatını tamir için en az bir dönem başkanlığa ihtiyacı var. Ayrıca defalarca söyledim. Böyle bir adım Tayyip Erdoğan'a yeni bir şans vermek olur. Küsurat partiler ve muhalif liderler tekrar söylüyorum. Kişisel hesaplarıyla tam fırsat yakalanmışken oyun bozmaya çalışıyorlar. Israrla haykırıyorum. Bugün Türkiye'nin önceliği AKP ile Tayyip Erdoğan'dan kurtarılmasıdır. Meral Akşener Habire parlamenter sistem diyerek yoksa Erdoğan'la gizli pazarlıklar, gizli anlaşmalar mı yaptı? O tür dedikodular, fısıltılar var Ankara'da. Bu vesileyle uyarıyorum. Birileri bu konuyu kişisel makam hesaplarına alet etmek istiyor. Aman dikkat! Değerli seyircilerim sonlandırmadan AKP içindeki bir çekişmeyi de dikkatinize aktaracağım. Genel Merkez Yöneticisi olan Şamil Tayyar dün Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi açıktan hedefe oturtarak onu büyük marketlerin adamı olarak itham etti. Gerçekten de Pakdemirli daha önce BİM isimli sahibi tarikatçı olan marketler zincirinin yönetimindeydi. Bir yanda bu görüntü, diğer tarafta Tayyip Erdoğan'ın emir verip dün itibarıyla bu marketleri denetim altına aldırmaya çalışması neler oluyor sorusuna sebep oldu. Zira bu beş büyük market AKP'ye çok yakın diye biliniyorlar. Saraya göre bu beşli kartel oluşturup üreticiyi ve fiyatları kontrol ediyormuş. Bu doğru ise şayet elbette suçtur ve üzerine gidilmelidir. Fakat bunun böyle olduğunu iktidar yeni mi fark etti? Neden bugüne kadar oralı olmadı? İlginç ayrıntı görüldüğü gibi para söz konusu olduğunda herkes her şeyi feda edebiliyor. Yaşananlar bunun ispatıdır. Yaşanan gıda enflasyonunun aşılması bağlamında uzmanların söylediği ise taşıma su ile değirmenin döndürülemeyeceği yani Antalya gibi uzak merkezlerden taşınan meyve sebze ile İstanbul, Ankara ve benzeri büyük şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanamayacağıdır. Çözüm ise büyük şehre yakın alanlarda sera üretiminin teşvik edilmesi. İstanbul için Trakya ve Şile, Ankara için de kırsalı buna müsaitmiş. Bu şekilde nakliye bağlamında önemli bir avantaj söz konusu olacakmış. Sadece sera merkezlerini kurmak değil, buna benzer çok daha öneri var. Lakin iktidarın öyle bir derdi ve heyecanı yok. Olsaydı zaten 19 yılda bunu ortaya koyardı. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.